Sayın Turan Çömez, sizinle başlayalım. Bu olay çok önemli tabii çünkü söylemler devam ediyordu, şiddet söylemleri. Ama şimdi işte dediğim gibi binalara yapılan saldırılardan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, Meral Akşener'e, Sayın Akşener'e yapılan saldırılar. Bunlardan sonra şimdi geldik ki vatandaşların da yaralandığı, artık daha büyük saldırıların olabileceği görülüyor burada. Siz bu olaya ne diyorsunuz bugün yaşanan olaya? İktidar çevresinde derin bir kaybetme korkusu var. Derin bir endişe var. Ve gerçekle yüzleşmekten korkuyorlar. Çünkü demokrasiyi içselleştirmemişler, demokrasiyi özümsememişler, demokrasiden korkuyorlar. Ve şu anda tutunacakları tek şey kızgınlık, gerginlik, öfke ve toplumu kamplaştırma. Bakın haftalarda sahadayız. Sahada bir tek gündem var. O gündem ekonomi. Çok derin bir ekonomik kriz var. Kampanyanın başladığı gün patates fiyatı 10 liraydı, bugün 20 lira. Et 280-290 liraydı, bugün 350 lira. İnsanların temel sıkıntısı ekonomik kriz. Bununla yüzleşmek istemiyor iktidar. Bunlar konuşulsun istemiyor, bunlar tartışılsın istemiyor. Hele hele son günlerde birkaç ayrı kaynaktan ortaya çıkan ifşaatlar iktidarın dengesini bozdu. Sayın Akşener'in ifadesiyle hakikaten sıyırdılar. Biraz sonra kıymetli meslek, meslektaşım bunu anlatacak bizlere. Şimdi böyle bir gergin atmosferde hikayesi biten, artık savunacak hiçbir sözü kalmayan, demokrasiye de inanmayan, o koltuğa tutkuyla yapışan iktidar çareyi gerginlikte buldu. Bu hemen başlamadı bu gerginlik, bugün başlamadı. Bu çoktandır var. Yani Aylar öncesinden Sayın Genel Başkanımıza daha bunlar iyi günleriniz demedi mi Erdoğan? Karadeniz'de Sayın Genel Başkanımıza yapılan saldırının ardından bunlar iyi günleriniz demedi mi? İki büyük partinin il başkanlıklarına e, silahlı saldırı yapıldı. Bunlarla ilgili açıklamalar tam bir fecaat. Hakikaten kabul edilebilir değil. Bakın 6 lider, Millet İttifakı'nın bütün liderleri mitinglere çıkıyorlar. Son derece sıcak, son derece muhabbetli, sempatik kalp işareti yapıyorlar. Bunun ardından taşlar atılıyor. Biz diyoruz ki bahar gelecek bu ülke, barış gelecek, huzur gelecek, demokrasi gelecek. İnsanların 21 yıldır yaşadıkları bu gerginlik bitecek. Toplum yeniden barışacak, uzlaşacak, kucaklaşacak. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Hayır diyor Erdoğan. 14 Mayıs'ta sandığı bunlara mezar yapacaksınız diyor. Kullandığı dil bu. Son derece agresif, son derece gergin, toksik bir dil. Fakat başka çaresi yok. Çünkü taraftarlarını konsolide edebilmek için... ...ki ona da gireceğim... ...aslında bu yaptıklarının... ...AKP taraftarlarında da... ...sempatizanlarında da bir karşılığı yok. Ve bu da büyük bir gerginlik yaratıyor... ...AKP tabanında da. Ee, Sayın Kaftancıoğlu'nun da söylediği gibi... ...artık bu devir bitiyor. Bütün liderler sağduyu çağrısı yaptı. Sayın İmamoğlu son derece... ...profesyonelce ve bir lider kimliğiyle... ...yönetti e, bu süreci ki... ...çok yerindeydi. Aslında e, tek adam rejimine... AKP devletine tırnak içerisinde söylüyorum verilmiş en güzel cevap buydu. Biz bir devlet kültürüyle hareket etmek zorundayız ve bir siyasal sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Hı hı. Erzurum valisinin geçtiğimiz haftalarda Binali Yıldırım'ın oğluyla bir iş yerinde çekilmiş fotoğraflarını gördük. İşte tam bu bir tek adam rejimi bu ucube sistemin fotoğrafıydı. Bugün yaşananlar da bunun yansımaları. Ben Erzurum'da çalıştım. Bir buçuk yıl çalıştım Erzurum'da. Meslek hayatımı Erzurum'da başladım. Erzurum'un insanları son derece sıcaktı. Son derece hoş Görülür. Son derece misafirperverdir ki bugün de çok sağduyuyla davrandılar. Oraya gelen, bu tutumu sergileyen, bu taşkınlığı yapan, bu saldırıyı yapan grup oraya bindirilmiş kıtalardır. Bu agresyonu yapan o bindirilmiş kıtalardır. Türk milleti buna prim vermeyecektir. Hı. Ve Türk milleti 14 Mayıs günü sandığa gidecek bu tutuma, bu agresif tutuma, bu toksik dile bu sorumsuz davranışa çok net bir cevap verecektir ve demokrasi kazanacaktır. Huzur kazanacaktır. Sükunet kazanacaktır ve Türkiye yeniden eski kodlarına dönecektir ve Türk devleti hakikaten olması gerektiği gibi yönetilecektir. Çok az kaldı buna.